Nasıl hissediyorsun cuma günü? Çok enerji. Hayat doluyor. Senin dudağında bir seks var. Ne var? Yoğurur direkt. Oley, bugün cuma günü. Hanımefendi, bu metrodaki en güzel kız olmak nasıl bir duygu acaba? Aşkım biz geriden önümüzde. Sana demiyorum, çekeyim misin? Hanımefendi, bu metrodaki... Hanımefendi, bu metrodaki en güzel kız olmak nasıl bir duygu? Kamerayı biraz gözüme sokma, utanıyorum. Aşkım, teşekkür ederim. Öbür başka güzel kızlar çıkıyor ama geri geleceğim. Senin yanına kendimi en güzel hissediyorum. Öyle mi? Az suyu aktaracağım. İçim atalmışım. Senin yanına kendimi en güzel hissediyorum. Teşekkür ederim senin yanına. Afiyet olsun. Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Ben niye çektin şimdi birden? Ne bileyim, böyle çiftler geldi. Ben Cansu, bu da eşim. Ama gözükmeyecek kameram. Ay, kulağın gözüksün. Eşimin eşi. Eşi. Yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün vlogumuz niyetiyle çıktık yola. Çok güzel bir cuma günü. İş çıkışında Zorlu Center'a geldik. Burada şu an gözüküyor mu? Christmas Festivali oluyor her Aralık ayında. Çok güzel, böyle kermes gibi standlar kuruyorlar. İşte Noel'le alakalı birkaç püspüs bir şeyler. Gelip görmeyi çok seviyorum. Hande birden önce gelmiştik, hatırlıyor musun bir kere? Evet, geldik. O sene gelmiştik. Bir yerden dönerken mi uğramıştık? Yine öyle bir şey olmuş. Ha, o kadarını hatırlamıyorum. Geçen sene de benim adaylık kumsalı yeğenlerimi getirmiştim. Bak, geçen de ablamlara dedim getirelim çocukları diye. Böyle çocukların çok seveceği güzel, tatlış, kendili mendili, yılbaşı süslü yerler var. Bakın göstereyim size şimdi. Bunu izleyince getirirler bu zaman. Ama ben bunu atana kadar. Şuralara bak, şuralara. Bakın, bakın, bakın. Şeyler değişmiş. Kulübeler, evcikler. Bizim asla düşmeyeceğimiz pek. Eba. Gümüş mü? Öyle mi? Evet. Ben şunları sevmiyorum da bunlar, şunlar güzel. Ne kadar yazmıyor? Şunları sevmiyorum. Yani günlük takmak için böyle hani tek taşına falan acırsın ya. Onlar da böyle gümüş kullanılabilir bence. En azından üzülmezsin. Daha gelsin. Burada ne var? Ha, waffle yapıyorlar mı? Ooo, yiyelim mi ama açlık durumumuz ne? En son yeriz olmalı. Tamam. Alışalım. Bakalım, göstereyim bir saniye. Ha, bayağı tabak. Kızlara da mani çekerim. Ay, çok tatlı. Pom pom pom. Olur mu? Dur bir dolaşalım, alırız. 25'e 50, Porsche 80, 90, 100. Lotus, Oreo. Patates Rise herhalde, bakalım. Ha, cam işler var. Ay, cam pipet var, bak ne kadar tatlış. Balık ya, burası çok bakılmıyor, yılbaşı bakalım. Festivali. Yılbaşı festivali. Şarj noktası. Neymiş ki o? Gidip bakalım neymiş. Nüket Duru varmış. Bu akşam. Ha. Değil mi bu akşam? Ha, girişte yazıyordu sağ ol. Burada galiba aynı. Aa, buldum. Bakalım mı? Merhaba. Anladın mı? Tamam, istiyorsan bakalım. Merhaba. Bilgi almak istedik sadece. Tamam. Ücretsiz bir konser. 6.30'da kapı açılışı, 7'de konser başlangıcı. Telefonunuzda Zorlu World indirin. Oradan QR kod okutamayacak. Size bilek vereceğiz. 6.30'da giriş yapabilirsiniz. Tamam. Giriş çıkış yapabilirsiniz. Tamam. Nüket Duru. Ve Emir Ersoy. Tamam. Anlaştık. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Gördünüz mü arkadaşlar? Sürpriz. Şimdi biz burada sadece bir dolaşıp kahve içeriz. Sonra eve geçeriz diyorduk. 6.30 saat dolu geç dedi. 1-2 saat dinler öyle çıkarız. 7'de başlayacak dedi. Ha, tamam, saat kaçtı zaten? Ha, biz bugün erken çıktık işten. Yok, gerçi saat kaç oldu? 6 oldu. 6 olmuştur. Tamam, Zorlu şeyini şey indireceksin dedi. Zorlu World. Merhaba. Gümüş mü bunlar? Gümüştür. Saat şu an 5.30. İndirelim mi uygulamayı müsait bir yerde? Merhaba. El yapımı sanırım mı? Bunlardan takı tabağı olur aslında. Yüzükleri koyacak yer arıyorum. Ne kadar bunlar? 60 lira zaten. Ha, güzelmiş. Şu büyüğü? 85 lira. Hmm. Instagram adresiniz var mı? Var. Aynı şey. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.
Kolay gelsin. Kolay şey gelsin. Zorlu. Zorlu bir örtüşü mü acaba? Evet. Canlı mı? Evet, canlı. Öyle mi? Çok güzelmiş bu, değişik. Değil mi? Şu da çok güzel, bu da çok değişik. Ya bu fiyatlar. O müzikçi. DJ. Buraya üye mi olmamız lazım? Evet. Onu ben daha önce indirmiştim sanırım. Üyeliğim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurayı çekeyim. Bak sana çok tatlış gözüküyor. Balım. Nerede? Merhaba. Et mi? Et. Çok güzel. Ay. Çok güzel. Bu ne kadar mesela? 350 lira. Şeyler, bu yılbaşı olanlar. O 350 lira. Bunlar. Tabağı ayrı değil mi? Tabağı ayrı, tabağı ile 500 lira. Instagram sayfanız var mı? Evet. Öyle mi? Eğitimlerimiz? Evet, eğitimlerimiz, workshoplarımız mevcut. Gördüğünüz ürünlerin hepsini aslında kendiniz de üretiyorsunuz. Öyle mi? Hem eğitimini almış hem de kendi ürünlerimizi üretip onları da alıp gitmiş oluyoruz. Tamam. Peki eğitimler yapılacağı zaman lokasyon olarak nerede? Ataşehir'de, Metropol AVM'nin karşısında. Çok iyi, yeri de çok iyiymiş. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Allah Allah. Geldi. Teşekkür ederim. Nerede? Burada. Öyle mi? Hatırlamıyor musun ya? Hatırlayamadım ya. Gel. 2019 veya 18 yılından bu tarafımız var burada. Rengi tam sen değil mi yalnız? He? Rengi. Sana. Evet, bunun rengi lacivert. Bu lacivert rengi mi oluyor? Yok. Lacivert değil. Bölge... Ne mavisiymiş? Gemlik mavisi. Gemlik mavisi. Gemlik. Böyle bölgelere göre isimlendirdiler. Bizde gemlik mavisi var, Kapadokya beşi var, oltu siyarı var, kula grisi var. Güzel. Anadolu kırmızısı var mesela. Burada gözüküyoruz. Boşver arabayı, bize bak. Geniş görünüyor değil mi bayağı? Çok güzel, geniş gözüküyor evet. Kamerası var bak, aynası yok. Görüyor musun şurada? İkiz, ikiz bir dik. Aa Ertuğ bak, elim gözüküyor. Ertuğ gelsene. Gel gel. Ne yapıyorsun? Gel şuraya gülümse, seni içeriden çekeceğim. Gözüküyor musun? Bence yeterli. Şuna göz... Tamam.
Pandemiden önce şeye gitmiştik ya. Ha geçen sene de gittik oraya. Nereye? Taksim'de kilisenin yılbaşı kermesine. Aynen. Çok güzeldi. Mesela oradaki kermes de çok güzeldi. Oradaki ruh daha da güzeldi falan böyle içeride. İlahiler falan okunduğu için. İlahiler. Tabii oranın öyle bir şeyi de varmış. AVM'de yani. Aynen. Ama şimdi gitmeye korkuyoruz tabii ki bu sene. Bir sürü yerde de etkinlik var aslında. Fransız konsolosluğu da çok güzel. Bir sürü yerde Christmas ruhu var şu anda. Böyle çok güzel süslemeler, işte etkinlikler falan var ama public olduğu için korkuyorsun şu anda Taksim olayı üzerinden. Daha bir ay geçti çünkü. 40 gün falan geçti. O yüzden korkuyorsun böyle kalabalık gibi. Kaç tane öyle olay olursa olsun uzun bir güvenlik önlemi yok yani. Evet. Ona tabii inanamıyorsun. Maalesef. O yüzden burası alışveriş merkezinin içi olduğu için daha güvenli olduğunu düşündürtüyor. Şöyle. Ikea yapmış bunlardan, gördün mü? Ikea mı? Hı. Böyle kurabiye ama yine içinde şey var. Hazırlama kılavuzu var. İşte şu parçayı şuraya denk getirin. Bir de şu yapışkan beyaz şeyden süsler böyle beyaz yapışkan yapmış. Onu böyle yapıştırıyorsun falan. Tabii ki geçen sene şeye gitmişti. Aa bana bunlar, ben yastı zannettim bunları. Ay çok güzel. Boncuklu. Ertuğ. Küpeye bak. Küpeye bakma. Gerçek mi bunlar? Ne kadarmış? 2550 lira. Ne bakayım? Evet. Çok güzel ama. Bak şunları, Ertuğ'un güzel duruyor. Ne kadar? 2000 lira boş şey. Şunları falan sayarsın. Ya bunların tanesi 2 küsürse. 300 lira. Bedavaya topladık şeyleri. Aynen. Aynen öyle. Aa bu. Yanıma gel. Seni mi çekeceğim? Basit bir şey bence ama şunun üzerindeki boncuk işler falan bayağı gösterişli bir şey. Şu içindekileri çeker misin? Güzel. Şimdi Zorlu Center'a biz müzik dinlemek için gelmemiştik ama galiba öyle bir ihtimalimiz var. Bir şeyler atıştırıp Nükhet Duru'yu dinleyebiliriz. O da böyle İngilizce İngilizce söylerse valla ben artık. Nükhet Duru mu İngilizce söyleyecek? Eminim ben Fatih Erkoç'u da ben. Ya Fatih Erkoç caz konserine gittik tabii ki. Ne söyleyecekti acaba? İşte en sevdiğim meyve reyonu. Meyve sebze reyonu. Bu da ayıklanmış nar var. Hiç güvenmiyorum böyle şeyler. Ne? Ayıklanmış. Nasıl ayıklanmış şehirde. Nar ama nar. Sen bana narı nasıl ekliyorsun ki? İşte beni öyle. Sana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum. Ertuğrul'un şeyine koymuştur beni. Çok tatlı çikolata var bunlar. Neydi? Dark chocolate. Dark chocolate. Saat şu an 6:03 geçiyor. Çok tatlı. Sushiko var orada, oraya geçmiştim. Ha, Japon muydu? Sushiko. Yo, Çin. Chinese. Ha, balon. Tomis. Pastane çok tatlı değil mi? Evet, kanyondayken gidiyorduk, hatırlıyor musun? Kanyonda mı? Kanyondayken. Kanyonda vardı ne? Şu an yok galiba, emin değilim. Kanyona bayağı da gitmiyoruz hiç. Kanyonu kapattık evet. Aa, Sushiko burada işte, şurada yemiştik, hatırlıyorum. Ben o gün firmadan gelmiştim, çok yorgundum. Beylikdüzü'nden gelmiştim. Hızlıca bir şeyler atıştıracağız arkadaşlar. Çok az böyle, bir iki çünkü hava çok soğuk. Bir iki müzik dinleyecek kadar şey yapacağız. Dışarıya çıkacağız. Birkaç nota dinleyecek kadar. Birkaç nota. Arkadaşlar insanlar mı? Yalancı gülüşler. Hani çocuklara yalandan gül dersiniz de böyle şey var ya. Ertuğrul var ya. Bana nasılsın biliyor musun? Böyle. Bak bak. Sen de bu kadar sık yalandan gül demezsiniz ama. Arkadaşlar çok az 15 dakikamız olduğu için hızlıca bir şeyler atıştırmak üzere buraya geldik. Buraya derken restoranların olduğu yere geldik. Şimdi konser için kampanya kodu oluşturuyorum. O benimki değil mi? Şu kodu. SS almama gerek var mı? Alayım. Ben almadım, orada alırım hemen. 15 dakika sonra giriş var, o yüzden hızlıca bir şeyler yiyeceğiz. O yüzden restoranı unutmadık. Seninki mi? Kesin. Sezer çok güzel gözüküyor. Arbis'ten aldık bu arada.
madem Esut diyoruz aklına verelim diye düşünerek renk sos aldım. Bayılıyorum. Bir de barbekü aldım. Buna da bayılıyorum. Sen tek ana babam çocuk. Ketçapını nasıl yiyeceksin? Henüz demeyeceğim. Ketçap yiyeceğim. Sadece ananı söyle. Ne var mı? Ben aldım bir tane de bir tane vermiş yani. Tamam, şunlar koysan mısın? Güzel miydi tavuk? Hı? Hepsi bu konuda işinizi izliyor. Evet. Bir tavuk yiyeyim, çok güzel oldu. Vardır YouTube'a yaz, herkes patates yapar diye. YouTuber dostlarım sağ olsun, yapacağım. Bilmiyorum ya, kimsenin öyle bir tepki çıkar ve bu biraz güzel. 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 Bilmiyorum. Ya? Yiyorum. Son patatesi yiyorum. Benim gibi değil, zaten senin patatesini yiyorsun yani. Ben burada boşanacağım. Niye yedin benim patatesimi? Senin bir kerizler olmasa ne yapıyorsun ya? Ben uyuyamıyorum. Sen nasıl uyuyorsun bugün? Ben de bana şeyleri de herkese merkezler. Ben çok rahatım. Öğrenmek istiyor musun? Nasıl olabilir? 5-2-42-7 normal. Bu da 2-7. Ay çok tatlı. Satın alma sahipten bakacağız. Satın alma. Montu mu sahipleri? Aynen, montu sahipleri. Taze makarna yapıyorlarmış. Bunun orada bir makarna da yiyor. Aa, makarna değil de. Oradan makarna yapıyorlar. Aa, neymiş? Üzümler var, kuşlar var, pekiçiler. Arkadaşlar, arkadaşlarıma denk geldik. Zorlu Center'da. Arkadaşım Feride Yurttaş, YouTube'dan bulabilirsiniz. Kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Bırakın. Kanalıma abone olun, olur mu? Ve Feride'nin kameraman arkadaşımız radyo televizyon okuduğu için kameramanlık yapıyor bize, sağ olsun. Ben radyo yaptığım için kameralara alışkınım. Arkadaşımız da radyoda. Onun da radyo kanalının linkini aşağıya bırakabilir miyim? Sana çok yapmıyorum. Yaptığı zaman bir gün story atacağım size. Öyle yani. Sen ne yapıyorsun? Kim arıyorsun? Feride Yurttaş'a abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoları beğeniyorsunuz. Feride geziyor. Ben ne kadar mutfaktan video atıyorsam Feride o kadar gezerek video atıyor. Eğlenerek izlersiniz. Niye utandın? Sen YouTube'da gezdin. Ben double utandım. Niye utandın? Peki peki. Utandım valla. Aşkım 60 tane videosu var YouTube'da benim. Benim videomla konuk olunca utandım. Bir şey işte ben de yaşıyorum bak. YouTube'da kız bile utanıyor yani. Niye utandım ya? Aşkım sen niye utandın? Aşkım benden utanma. Ben kamerayı senin... görünce utandım ben. Ama böyle sakla böyle utandım. Utanacaksın mı? Sanki canlı yayın. Neyse biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Öpüyorum canım. Bye, görüşmek bye, üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Saçların çok güzel olmuş. Otursaydık bir yere ya. Şöyle merdivene falan. Olur. Sen bunu bana takıp falan bir şey koyabileceksin. Ne yapacaksın? 30 saniye falan bir şey koyabileceğim zaten. Şu an konserim aşamasında yarım saat var. Tamam, şuraya bir yarım saat. Olur, oturalım. Ama tutucular var. Ama girip çıkabilirsiniz dedim. Bunu yiyelim bu ara. Ha olur. Ha? Tamam, olur. Konser alanına girdik arkadaşlar. Konserin başlamasında yarım saat var. Bilekliklerimizi taktık. Aşkım sen de gösterir misin bilekliğini? Aşkım bilekliğin nerede? Giremezsin sonra. Ha buradan alacağız. Şimdi waffle yemeğe geldik. Hadi bir tane alalım, yarın yiyelim. İnşallah seyirlenmeyiz. Seçeneklerimiz bunlardı. Bunu seçtik ama buna muz da ekledik. Minik 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 pankekleri. Çok tatlı gözüküyorlar. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şimdi aldık acır bucurumuzu. Kutal öyle diyordu. Acır bucur istiyorum.
Aldık. Bakayım nasıl gözüküyor. Kapkara gözüküyor. Beni yansıtan bir bavul. Evet, Ertuğrul'un seçimi ama bence güzeldir. Çok güzel kokuyor. Aşkım, al. Şu şapkaların hepsi ısıtıcı. Dame un beso más, que en mi gusto suave, suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios. Yama yama, şu sebep halimizi sen. Kaçma çıkma, dört elle sarıldım. Her yüzümde dost sandım, yanıldım. Kalbimde yer yok artık sahte duygularla. Seni kaybettim ama kendimi kazandım. Gel oldu insanlar, her gün çıldırım. Gel oldu bir hayal, kaç sandım yanım. Anlayamam sevgimi, aşktan korkanlara. Seni kıvalım bizi büyütür. Bazı şarkılar var, sizi büyütür. Evet, bu onlardan biri. Şiirdir Ali, Rötepe. Beni en güzel gönlümde sebep. Biliyorsunuz muhteşem yönetmen İzzet Öz, bunun şeyini çekeceğim dedi. Neyini bilmiyoruz o zaman, adı klip midir, video mudur, nedir? Tamam, gittik, geziyoruz bütün sokaklar, ağaçların altı, her yerde çekiyoruz. İzmir'deyiz, fuar zamanı, bedavaya geliyor bütün dekorlar. Çünkü bir tane, ben ne olacağım? Sakın yani olan bütün hayat. Abi kız yok. İzzet'in de programında bu yok. Sinirli bir adamdır. Bakmayın öyle neşeli göründüğüne. Git kurtar demiş. Oğlan. Evet, tişörtü çıkarıp denize atlamış. Beni kurtaracak. Hoş da bir şeydi. Ondan sonra beni yakaladı orada. Aşağıda bir yerde ben gulu gulu derken. Abi insan bir güzel taşır değil mi? Şöyle yapmış beni. Halı gibi silkeleyerek sahile getiriyor. Rank dedi, attı. İnsan bir suni teneffüstür. Ne bileyim bir, değil mi? Neyse, üzerinize afiyet. O gün bugün hala yaşıyorum ayol. Ne bir dans, ne bir sevgili. Bu yeter. Beni sarar, melankoli. Ah, beni sarar. Mark Anthony'den daha mı yakışıklı? Alex? Alex? I'm speaking about for you, I canım. Ha? I understand. Ay, anlamış Türkçesini yavrum benim.
Anlamaz mı bu dili canım? Baksana beden dilim var benim. İskele Alaman'da! İskele Alaman'da! Demir al! Demir al! Makineler tam önleri! Makineler tam önleri! Yerimde duramıyorum, dile bile yanıyorum, eyvah! Kendimi tutamıyorum, tutabilsem tutmam mı? Çok iyi niyetliyim, siz nasılsınız? Aşık olmaya hazır mısınız? Aşık olma yılımız olsun. Olanlar kendilerininkine bir daha aşık olsun. Bir dakika, yanlış anlaşılmayayım yani. Olmayanlar da tohum atsın, yeşerince aşık olsun. Aşık oluyorum eyvah, yerinde duramıyorum. Günlerimiz bitecek bir gün saya saya. Günlerimiz bitecek bir gün saya saya. Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? Senden önce, senden sonra. Sağda çalışmıyoruz ki. Yani o kadar yıpranacak kadar kullanmadılar ayakkabıyı. Arthur'un Harley'de ve sınırının altında bir hasar olabilir. Harley diyorum özellikle. Şimdi şöyle Harley'le göstereyim. Ömürlük boktur. Kaldır bakayım, görebiliyor muyum? Çıkarım. Oradan görür mü? Keriz içinde. Bir açıyor, kaldırıyor, ayağı gözüküyor. Bana çivi batmış altına. Biraz acıyor ayağı. Çok güzeldi ya, güzel eğlendik ve iyi denk geldi. Biz ofisten çıktık, metro yürürken gitsek mi gitmesek mi acaba diye kararsız kaldık değil mi balım? Şeydi, bir balım yatırıyorsa kaldık mı? Şey oldu yani, emin olamamıştık uğrasak mı diye. Ben şöyle bir şu festival alanını görelim, o Aralık ayı boyunca devam ediyor. Bir kahve içeriz, eve geçeriz diye düşünmüştüm, hani dışarı çıkmış olalım diye. Ama konser falan iyi denk geldi. Çıkıyoruz, eve gidiyoruz, misi patlatırız, Vans'de izleriz. Değil öyle mi olacak? Bu mu planımız? Evet, ne istersin? Başka bir şey istersen başka bir şey de izleyebiliriz. Ooo, Rozman'da kalabalık var. Rozman'a da girebiliriz istersen. Rozman'a gidemeyiz. Bir yere uğrayamayız şu an. Ayaklarım ağrıyor şu an. Acı çekmek. Acı çekmek özgürlükse. Tamam, ayakkabı dışarı vereceğim şu an. Özgürüz. İkimizle. Ama bakın güzel, sanki bir indirim varmış gibi. Güzel bir. Ooo. Zaten çok sıra var. İndirim varsa bile şu an o sıraya giremez. Ay, burası çok güzel, sıcacık. Konser dışarıdaydı ya, böyle ben atkı bere takmıştım ki ben cebe. Kış cemresi dışarı düşmez takıyorum bunları, yaza kadar çıkarmıyorum. Ama Ertuğrul bu şekilde artist gibi. O yüzden ben üşüdüm. O yüzden ben üşüdüm yalnız. Şapka bereyi ben taktım, o yüzden ben üşüdüm, açıklamaya bak. Hayır, ben ona rağmen üşüdüm, Ertuğrul üşümüyorum diye bakacağız şimdi, test ediyorum. Sen de benim kadar oynasaydın da sen de. Çok oynadığı için üşümediğini söylüyor. Güzeldi, eğlenceliydi değil mi? Oynak evet, konser. Evet, güzeldi. Çok güzeldi. İki şarkı dinler çıkarız diyorduk ama bayağı sardılar. Evet, evet. Sonuna kadar kaldık. Evet, finaline kadar, dağılana kadar kaldık. Biz bir iki şarkı dinleriz. Zaten soğuk çıkaracak. Ama bu arada şey, alana ısıtıcı koymuşlar böyle. Şemsiye ısıtıcılar var ya böyle yukarıdan büyük. Onlar var, bir de vardı bayağı. Belki de 10 tane falan vardı. O ısıtıcılar arasında bir yerde kaldık. O yüzden çok soğuk değil ama bence ben üşüyorum zaten genel olarak. Üşüyen bir insanım. Neyse, şimdi metroya geçiyoruz. Eve geçelim. Ya, evimize. Zaten, evet, herkes oynuyordu. Çok güzel. Bir de yaş ortalaması çok büyüktü değil mi? Aynen. Çok hoştu. Yaşlılar da vardı. Yok, gençler de çok vardı. Yaşlılar da vardı. Evet. Şeyden. Kadının sahne zaten çok iyi yani. Evet. Hani bu işin duayenlerinden biri yani. Efsane. Gerçekten öyleymiş. Çok eğlenceliydi. Tabii öyle. Ondan işi o yani. Hiç aklıma gelmez hadi Nükhet Duru konserine gidelim demek yani. Denk gelmese. Ama eğlenceliydi gayet. Öyle arkadaşlar, eve gidelim, ısınalım. Hem de bedava. Hem de bedava. Evet. Bu arada konser bedavaydı, onu söylemeyi unuttum.
Geçen sene de vardı. Geçen sene Ceren Ertan mı vardı? Biri vardı, ben gelmek istiyordum da denk gelmemişti, olmamıştı. Onu Eskişehir'e de ya. Onu da evet, geçen sene Eskişehir'e Ceren Ertan dinlemiştik. Merhaba. Lise'den arkadaşım. Ertuğrul'un arkadaşıyla karşılaştık. Kamerayı kapattım öylece arkadaşlar. Şimdi eve geçiyoruz. Evde görüşürüz artık. Hadi aç kapımızı bakayım. Gezirken başı. Ha, açayım mı kapıyı? Açabilirsin artık. Bana gülümse. Çok tatlı değil mi? Hep böyle yanıyor arkadaşlar. Bunu kapatmıyoruz. Yani kaç gündür yanıyor? 2 gündür işte. Çarşamba akşamı. Çarşamba mı yaptık bunu? Perşembe mi yaptık? Bugün cuma. Çarşamba yaptık. Çarşamba yaptık. Böyle duruyor. Ben de kendimi de göstereyim. Aşkım, evimize hoş geldin. Çok güzel ya. Böyle duracak yılbaşına kadar. Sen durmayacaksın. Beni de al. Oh, evimize geldik arkadaşlar. Cuma günü bugün. Duşumuzu aldık. Hafta sonunu güzel güzel temiz temiz başlattık. Eğlenceli bir akşamdı. Şimdi yüzüme bir şeyler süreceğim. Bir çay yapacağız. Güzel bir bitki çayı yapacağız ki hasta olmayalım. Kestane falan pişiririz, abur cubur bir şeyler hazırlarız ve film izlemeye geçeriz. Güzel bir hafta sonu başlasın. Yarın için bir planım var arkadaşlarımla. Artık yarınki vlogda gelir o da. Şimdi bazen böyle olur, her zaman olmasa da. Duşa makyajımı çıkarmadan girdim ve La Roche'un bir ürününü almıştım ya. Duşta onu kullandım. Onunla yüzümü yıkadım. Yani makyajdayken girip yüzümü bolca yıkadım. O yüzden şimdi güzel bir temizleyelim cildimizi. Tonikleyelim, kremleyelim güzel güzel böyle. Oh! İster gibi. Şurada da bir şey çıktı bu hafta. Sıktım biraz da, stresli bir haftaydı. Üzücü haberler aldığımız bir haftaydı. Güzelce toniklendik. Bu ara kaşlarım da yoldan çıktı iyice. Kaşlarımı da bir toparlamamız lazım. Bir daha gratis yapmamız lazım. Durabildiği kadar dursun böyle. Ben her ay gitmiyorum. Arada kendim biraz toparlamaya çalışıyorum. Çok açıkçası inanılmaz bir yoldan çıkmadığı sürece birazcık dağınık olması da hoşuma gitmiyor değil. Onu da seviyorum ama taramak kaydıyla. Biraz daha yoldan çıksın ki gittiğimizde değsin yani. Güzel, ah güzel oldu, temiz oldu diyelim istiyorum. Şöyle Sebamed'in göz kremi. Allah'ım gözlerim. Bugün ofiste iki kere cildimi nemlendirdim. Böyle asla nemli hissedemedim. Bazı günler böyle olur ya. Havanın soğuk olması nedeniyle sanırım. Ben bir daha süreceğim. Tabii ki. Bir sene kadar bu serumu kullanacağım böyle. Her gün değişik bir şey kullanmayacağım. O yüzden sürekli de bunları çekip sizi de biraz sıkmak istemiyorum. İşte bir videoda varsa bir videoda yok tutmaya çalışıyorum. Ama genel olarak da evde çektiğim için, özellikle vlogmas çektiğim için bu ara birazcık benzer günlerimi görüyorsunuz. Bu da hafta içi bir akşamımızda ama hafta sonuna bağlayan bir akşamdı. Cuma akşamıydı. O yüzden böyle etkinlikli oldu, güzel oldu. Normalde rutinimiz bu. Havlu niye dağılıyorsun? Şöyle dursun bakalım. Yine CeraVe. Yani bitene kadar veya değişik bir şey kalbimi çalana kadar bunu kullanacağım. Bayağı da indi bu arada. Aşağıya indi ama öyle... Bunu ben muhtemelen bir sene falan kullanırım. Aslında bunu ablamla falan paylaşabilirim de. Annemle, ablamla paylaşabilirim çünkü çok bereket duyuyorum. Şunu sıkalım. Saçımın nemi biraz emilsin bakalım. Ihlamur yapıyorum. Bugün zencefilli ıhlamur ve zerdeçallı. Bugün bunu yapacağım. Bu cidden çok güzel. Bunu çok seviyorum. Birazcık bir saklama kabıyla ofise de götürdüm. İçine taze zencefil ve zerdeçal da atıyorum. Zaten zencefil var. Ama tazesini de bulmuşken içmek güzel yani. Seviyorum biliyorsunuz. Tipimin kusuruna bakmayın. Yüzümde en sahici, en doğal gülümsememle. Çok güzel kokuyor. Şimdi şu demliğimi aldım. Şöyle zerdeçalları da bir kavanoza koymuştuk. Onlardan bir parça. Zaten minicik bir parça. Şu bir de bir hafta gidiyor. Böyle içine atıyorum çok acı olmasın diye. Bu kadar parçayı da yine kavanozuna koyup kapağını kapatıyorum. Zencefili de aynı şekilde, onu da şöyle yapalım. Bunu keseceğim şu anda. Canlı yayında elini kesti. YouTube'da.
demlenene kadar soğumasın diye de kettle'ın üzerine koy. Kettle'ın buharıyla o sıcaklık onu çok güzel demler. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Bayılıyorum ya. Şu kadarcık kestane koyduk. Kabak çekirdeği falan var. Başka? Başka bir şey yok aşkım. Bunlar pişsin. Çayımız demlendi. Ben saçımı kurutacağım. Sen istersen diziyi aç. Çekirdeğimizde mi kaldı? 10 dakika sonra film başlasın. Ya ben nasıl pil almadım bugün ya? Şu pil almayı unuttum arkadaşlar. Şuraya led aldım ama pil almadım. Burası niye böyle? Şu beyaz ışık yanıyor. En sevmediğim ışık balım. Sen açtın burayı. Ben açmadım asla. Sen benden önce girdin. Ha. Bak. Ve şimdi güzel oldu. Ha? Ama sarı yandı ya. Ha. Şimdi oldu. Hiç sevmem beyaz ışığı. Bakın nasıl güzelleşti ortam şu anda. Buraya ışık aldı ama pil almayı unuttum. Bugün de unuttum. Yarın da evde değilim. Bakalım alacağız inşallah yeni yıl gelmeden. Mumları yakalım da güzel atmosferimiz olsun. Bunlar çevrekleri iyi mi ya? Niye? Biz alamıyoruz ya. Hem değil ışıltısı görüyor ama dibine yapışmış sanırım. Bitmiş bu. Bundan çok yakmışız. Üniversitedeyken bir arkadaşım bana Gülşen bir kol gibi saçlarım var demişti. Saçlarımın öyle olmadığını biliyorum ama yine de aldığım en iyi iltifatlardan biriydi. Seviyorum ya saçlarımı. Öyle sönmeye çok meyilli, ince tenli bir yapısı var ama güzel. Bu da ince bir saç olduğu için yanmaya çok meyilli. Şimdi kısıkta pişirdim. Dün mesela bir taraflarını yaktım, bir tarafları yeni açılmıştı. Böyle yerken kıt kıttı. Tam öğrenemedim. Mesela şu pişmemiş. Şimdisi pişmiş, kızarmış. O işi çözemedim tam ama öğreneceğim. Tefal tavalarıma zarar verecekse öğrenirim. Şöyle gözüküyor kestanelerimiz. Biz şunu tam pişiremedim. Anlamadım tam şuraya mı denk gelmesi lazım, buraya mı denk gelmesi lazım ya da nereye denk gelmesi lazım. Gezdire gezdire pişirdim kestaneleri. Bu tavada üçüncü yapışımız. İnşallah kış bitmeden öğreneceğim. Hadi bakalım. Ama sesi duyun. Ay bu sese bayılıyorum. Baklarsın. Evet bu kadar. Banış yapmayı unuttum. Kurulduk arkadaşlar biz. Benzeyi açtık. Acır bucurlarımızı aldık. Abur cuburlarımızı aldık. Bu ne arkada? Nar yeriz diye sofra örtüsü buradaydı. Neyse. Şimdi dizimizi izleyeceğiz. Ve bu gecelik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer, abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.